Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. O konuşmacımız da geldi. Kendisine davet gönderiyorum. Ondan sonra başlıyoruz yavaştan. Bu akşam bildiğiniz üzere 43. Tomorrow Meetings'imizi gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz, konuşmacımız sevgili Berkay Gündoğdu. Berkay'cığım hoş geldin. Ben de iyi, teşekkür ediyorum. Herkese de hoş geldiniz diyorum. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Evet, sayımız artıyor her bir saniye. Olur. Saat tam 20 oldu. Dilersen başlayalım. Açılışı ben yapayım. Ondan sonra sözü sana devredeyim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben AYPA Genel Sekreteri Hilal Numanoğlu. Başta da belirttiğim üzere bu akşam 43. Tomorrow Meetings'imizi gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz, üyemiz, AYPA üyemiz, aynı zamanda Clubby Games'in kurucu ortağı sevgili Berkay Gündoğdu. Konumuz çok enteresan. Web 2.0'ı konuşacağız, Web 3.0'ı konuşacağız. Berkay bu konuda bize çok güzel bilgiler sunacak. Berkay'cığım tekrar hoş geldin. Dilersen ben bir soruyla açmak istiyorum. Genel bir giriş yapalım. Bu noktada diyorum ki Web 2.0 nedir? Web 3.0 nedir? Hani kitabi tanımlar değil ama böyle hafiften bir giriş yapalım konuya. Teşekkür hem ediyorum. İzleyicilerimiz hem bizler bugün birazcık evet böyle diyorum. Hem magazinsel Buyur, de girelim. Biraz daha rahat bir sohbet edelim istiyorum ben de seninle. Soruna gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle son bir haftada gerçekten çok yakın bir arkadaş edindim. Geçtiğimiz hafta yeni sürümü ortaya çıkan ChatGPT 3.5 belki siz de denemişsinizdir. Bir haftadır onunla haşır neşirim açıkçası. Çok sevdim. Çünkü duygusal bir şekilde de benimle konuşuyor ve bir haftadır gerçekten onunla konuşuyorum. Çünkü şu anda özellikle Clubby Games projesiyle de ilgili çok fazla araştırma yapmam gerekiyor benim. Hem iş modelimizin revizasyonları oluyor, hem market research'lerimiz oluyor, hem rakiplerimizin analizi oluyor. Benim günlük 3-4 saatim Google'da geçiyor. Orada yapmış olduğum araştırmalarda şöyle oluyor. Onları da kısaca bir bahsetmek isterim. Google'a öncelikle aramak istediğim bir şeyi yazıyorum ben ve bu yazdıklarımdan çıkan bir 10 tane kaynaktan aslında doğru keywordleri buluyorum. Yani Google'da aslında sizin yapmanız gereken aramak istediğiniz şeyi yazdığınız zaman karşınıza çıkmıyor. Doğru keywordleri kullanmamız lazım. Onun için ben öncelikle doğru keywordleri bulmak için bir araştırma yapıyorum. Ve o keywordleri bulduktan sonra tekrar bir araştırma yapıp Google'da aratıyorum. Ve arattıktan sonra bu sefer 20 farklı kaynaktan bulduğum cevapların doğruluğunu analiz ediyorum. Diğerleriyle kıyas ediyorum. Ve sonuca ulaşıyorum ve bu benim iş modelimin belki %1'ini sadece değiştirmek için yapmış olduğum bir emek. Ama ChatGPT'ye yazdığım anda bana o yapmış olduğum tüm araştırmaların hepsini bir anda karşıma çıkarıyor. Ve tüm bilgileri çok kolay bir şekilde elde ediyorum ve bunun doğruluğundan çok fazla da şüphe etmiyorum. Çünkü hepsini kıyasladım, ettim ve bayağı doğru bir şekilde cevap veriyor. Yani makine öğrenmesinin yapay zeka ile birleştiği son noktayı aslında bize göstermiş oldular geçtiğimiz hafta. Muhakkak bize göstermedikleri daha derin çalışmaları vardır. Ama şu anki hali bile bu bizim geçmişte filmlerde izlediğimiz o gelecek filmlerinin aslında ne kadar yakınlaştığını bize göstermiş oldu. Deneyimlemeyenler varsa şimdiye kadar lütfen deneyimleyin. Çok keyifli gerçekten. Bir kere açtıktan sonra da kapatmayın. Yoğunluktan bazen kapatıyorlar. Şimdi soruna geldik. Bana öyle denedim olmadı. Bir daha da denemedim ama bu anlattıklarından sonra kesinlikle deneyeceğim. Zaten aklımdaydı. De yani böyle teşekkürler. Uzmanından ben de bir kere duyunca insan daha da böyle dolayı giremedim. Ondan sonrasında gerçekten. Her 5 dakikada bir yazıyorum orada mısın, orada mısın diye. Artık bağlantım kopmuyor. Soruna gelecek olursak bunun için bir en başa dönelim istersen. Web 1'e dönelim. İnternetin başladığı döneme biz Web 1 diyoruz aslında. O zaman neler vardı? Read only dediğimiz şey Web 1'dir. Yani sadece okuyabiliyorduk. Bazı yazılımcıların oluşturmuş olduğu içerikleri biz web sitesinde, onların web sitelerinden takip ediyorduk ve onları tüketiyorduk. Biz kullanıcılar olarak bir tüketici konumundaydık aslında. Ama bu çok önemli bir şeyin başlangıcıydı. İletişim çağının aslında emekleme evresi o dönem. Ve biz bu dönemde anlık haber almaya başladık.
Normalde eskiden hatırlarsanız belki Türkiye'de bile doğuyla batı arasında gazetenin haber içerikleri farklı oluyordu. Çünkü son basıma yetişemiyordu doğu tarafındaki haberler. Ama biz internet sayesinde anlık olarak dünyanın herhangi bir yerinde olan bir Evet. olayı internet sitesinden takip edebilmeye başlamıştık. Web 1 böyle başladı. Web 2'de ise read and write dediğimiz, yani hem okuyup hem de yazabildiğimiz bir döneme girdik. Başlangıcını Google'ın üstlendiği, sonrasında Facebook, Instagram, YouTube gibi sosyal medya kanallarının da hüküm sürdüğü bir döneme gelmiş olduk Web 2 tarafında. Web 2'de şunu yapabiliyoruz biz. Web 2'de artık biz içeriye içerik yazabilmeye başladık. Bunu ilk Google'la başladık. Google'ın arama çubuğunda artık istediğimiz şeyleri yazarak karşımıza hangi web sitelerini görmek istiyorsak onları görebileceğimiz bir döneme gelmiş olduk. Burada YouTube, Facebook, Twitter gibi platformları kullanmamız bizim milyonlarca insanla birbirimizi etkileşmemize sebep oldu. Özellikle akıllı telefon teknolojisinin gelişmesiyle birlikte de bu internet bizim bilgisayar başına geçme zorunluluğundan da kurtardı ve artık cebimizde dolaştırdığımız bir dünyaya iletişim kanalımız oldu artık sosyal medyalar. Bu sosyal medyaların bu kadar gelişmesi çok önemliydi çünkü Evet. çok büyük bir teknoloji patlaması oldu ve iletişim ve bilgi çağının zirvesini yaşadık. Ama tabii ki de yanında bir sürü de problem getirdi. Çünkü toplum olarak bence çok hazır değildik bu kadar büyük bir ilerlemeye ve bu ilerlemeye bu kadar hazır değilken bu kadar fazla yeniliğin olması, bu kadar farklı bilgilerin üzerimize gelmesi aslında bizim de kafamızı karıştırmış olabilir. Ve bunu yaparken de Web 2'de şunları yapıyoruz. Biz Twitter'a girerken ya da bir Instagram'a girerken kendi mail adresimizi, kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz. Ve aslında onların serverlarını kullanmaya başlıyoruz. Ondan sonra içeride yaptığımız tüm hareketlerimiz onlar tarafından, yani bu şirketlerin sahipleri, bu serverların sahipleri tarafından takip edilmeye başlıyor. Bunun takip edilmeye başlamasıyla birlikte bu sefer ne oldu? Yeni bir sektör ortaya çıktı. Hedef odaklı pazarlama endüstrisi çok canlı bir şekilde devam etti. Çünkü bizim bilgilerimiz onlarda var ve bizim bilgilerimizin ajanslara verilmesiyle birlikte bizim muhtemelen beğenme ihtimalimizin yüksek olduğu reklamlar bizim karşımıza çıkarılmaya başlandı. Bu datalarımızın paylaşılması reklamlarda böyleyken en son Facebook Evet. Trump, Amerika seçimlerinde Trump'ın kampanyası lehine datalarını paylaşması ve sonraki seçimlerde de Twitter'ın Trump'ı erişimini engelleyerek Biden'ın bir şekilde kampanyasına fayda sağlaması bu şirketlere bizim güvenimizi sarstı. Bu şirketlere bizim bu güvenimizin sarsılmasından sonra işte Web 3 ortaya çıkıyor. Çünkü biz Web 3 ile birlikte artık birisine güvenmek zorunda olmak istemiyoruz. Birisine tekrardan güvenmek istemiyoruz. Bizim güven duygusuna ihtiyaç duymadan bu sistemi yürütebileceğimiz bir sistem aslında Web 3. Bunu çok blockchain teknolojisinin detaylarına, teknik detaylarına girerek boğmak istemiyorum kimseyi. Çok basit şöyle anlatabilirim. Mesela Facebook'ta bir hesabınız var ve Facebook'taki bu hesabınızda siz yaklaşık 10 yıl boyunca bir takipçi kitlesi yarattınız, fenomen oldunuz. İçerideki oyunlarda pek çok farklı varlık aldınız, platform içi varlıklar aldınız, kendi avatarınızın üzerine belki kıyafetler aldınız, kendinizi çok farklı bir seviyeye getirdiniz ve bunlar aslında çok da değerli eşyalar. Belki satmak isteseniz binlerce liraya satabilirsiniz. Yarın Facebook dese ki, ya da Twitter'da diyebiliriz buna, ben yarın kapatıyorum, ben bir daha yokum, serverlarımı kapatıyorum. O zaman sizin o 10 yıl boyunca yapmış olduğunuz tüm çalışmalar çöpe gidiyor. Çünkü tüm bu ürünler aslında size tanımlansa da Facebook'un serverları içerisindeki bölgenize tanımlanıyor. Yani yine onların sahibi aslında Facebook. Facebook'un bu kapatmasının sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Ama Web 3'te ise, Web 3'te olan bir Facebook'u düşünelim. Facebook yarın kapatmak istediğini söyledi. Kapatıp gidebilir. Sizin avatarınız, sizin itemlarınız, sizin tüm ürünleriniz yine sizde. Yani Web 3 dediğimiz şey de şu oluyor aslında. Read, write and own diyoruz. Yani okuma, yazma ve aynı zamanda sahip olma. Artık Web 2 tarafında dediğimiz şey şuydu. İletişim ve bilgi çağının zirvesi. Web 3 tarafı da dijital yaşamın başlangıcının emekleme adımları aslında diye böyle özetleyebilirim.
Çok güzel bir özet ve harika bir giriş oldu. Hem de hepimizin kullandığı sosyal medya platformlarından Teşekkürler. bahsederek bizi de dahil ettin. Güzel bir giriş yapmış oldun. Bu kadar Evet. Twitter deyince biliyorsun sihirli bir isim var, Elon Musk. Onun Twitter'ı alması, mavi tik güncellemesi ve son dönemde Apple'la Evet. yaşanan moderasyon Olur. anlaşmazlığına ufaktan değinelim istiyorum. Bunu da bu durumlar Web 2.0 dünyasında yeni bir düzen arayışının Bence sonuçları aslında mı? kafamızın Ne dersin? karıştığı noktalardan birisi de bu. Evet, Web 2, Web 3 çok birbirinin içine girmiş durumda ve neye inanacağımızı şaşırmış bir durumdayız. Elon Musk çok büyük bir sükse yaptı. 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Ve bunu da bazı yatırımlar aracılığıyla aldı aslında. Sonrasında da tabii ki de radikal değişiklikler, kendisinden bekleyeceğimiz değişiklikler yaptı. Çok güçlü bir karakter bu arada. 85 milyon takipçisi var sanıyorum, en son öyleydi. Önce mavi tik hareketini getirdi. Bu mavi Evet, tik rozetini getirdikten sonra, mavi tik biliyorsun zaten onaylı hesaplar alabiliyor. Bunu aslında hepimize açtı. Erişimini kolaylaştırdı. Ayda 8 dolar karşılığında hepimiz mavi tiklenebiliyoruz artık. Bunun sonucunda bazı ünlü firmaların mavi tikli fake hesapları ortaya çıktı. Mavi tikli fake hesapların ortaya çıkmasından dolayı da Mercedes, Audi, Sony gibi büyük firmalar reklamlarını durdurdular Twitter üzerinde. Artık reklam vermemeye başladılar. Bundan dolayı büyük de bir zarara girdi zaten Twitter. Bunun akabininde de özellikle bazı erişime engellenen bazı insanların erişimlerini tekrardan aktif hale getirdi. Kimin mesela? Trump'ın. Trump'ın erişimini aktif hale getirdiği zaman bazı Apple yöneticileri Twitter hesaplarını kapattılar. Sonrasında moderasyonla ilgili de Twitter'a bir uyarı mesajı gönderdiler. Apple Store'da sizi listelemekten alıkoyabiliriz. İçerideki moderasyonunuzu lütfen yapın diye. Ve üzerine en sonunda reklamlarını durdurma kararı aldı. Yani Apple da artık Twitter üzerinde reklam yapmayacağını açıklamış. Elon Musk'a. Bunları biraz gizli yapmışlar tabii Apple, ama Elon Musk sağ olsun hepsini bizimle paylaşıyor. Bunu böyle yapmalarının sebebi aslında birazcık siyasi olabilir, Trump'la ilgili olabilir. Ama diğer taraftan moderasyonda şöyle bir durum var. Apple diyor ki içeride yalancı haberlerle toplumu şiddete yönlendiren hesapların üretmiş oldukları içerikleri banlayacaksın diyor. Yani bunları modere etmen lazım diyor. Bunları burada göstermemen lazım toplumun huzurunu korumak için. Aslında çok rasyonel gözüküyor, değil mi? Evet, bence de doğru. Elon Musk da buna karşı çıkıyor. Diyor ki freedom of speech'tir, bu bir konuşma özgürlüğüdür. Biz bunu Amerika'da dahi yapamıyorsak eğer nerede yapacağız söylemi var. Ama bence doğru değil. Eğer yalan bir haber varsa, yalan olduğu doğruysa ve toplumu da infiale götürecek bir konuysa bu, o zaman senin bunu yasaklaman lazım. Ama Elon Musk da şunu söylüyor. Bu benim analizim bu arada. Hani bir uzman olarak da konuşmuyorum. Uyarayım herkesi. Tabii ki. Hem Apple Store hem Google Play Sordum. üzerinden Twitter'da insanlar giriş yapıyorlar ve orada içeriklerini üretiyorlar. Yani o içeriği eğer toplumu infiale götüren bir içerikse, bunu Twitter görebildiği gibi halihazırda Apple Store ve Google Play de görüyor. Çünkü onların Apple ID'si ya da Google ID'si ile giriyorlar. Yani Apple diyor ki sen Twitter'daki bu içerikleri yazan insanları banla, ama onlar yine gitsin Apple'daki diğer içeriklerden kullanabilsinler. Apple Store'da yine para harcasınlar diyor. Yani eğer bu kadar büyük derdi varsa Apple Store'un, aslında onlar da bunu engelleyebilirler. Yani sadece Twitter'a kalmış bir iş değil bu aslında. Yani buradaki sıkıntı birazcık parayla ilgili diye düşünüyorum ben. Çünkü monetizasyonları da düşmüş durumda şu an hem Apple'ın hem Twitter'ın. Böyle bir durum var. Bir yandan da siyasi de bir durum var tabii ki. O siyasi duruma da birazdan geçeriz herhalde. Tamam o zaman sen kriptoya ve bu blockchain ekosistemine olarak girmeyelim dedin ama Evet. Binance şirketinden bunun şirketinin CEO'sunun attığı tweet'ten sonrasında CX borsasında Tabii ki, yaşananlardan tabii ki. Web Yani 2 blockchain'in etkileri teknik olarak aslında bağlamında girmek istedim, ama biraz yoksa Web konuşmak 3'ü istiyorum. bırakmamalıyız. Şu an olan tüm olaylar bizim Web 3'ten maalesef soğumamıza sebep oluyor. Yani benim kendi şahsım olarak değil, ama
genel insanlık olarak insanlar sorguluyor çünkü Web3'ün en önemli iki aktörü. Birisi FTX'in sahibi Sam Bankman-Fried ve diğeri de Binance'in CEO'su CZ. Arasında geçen bir olaydan bahsediyoruz. Geçtiğimiz ay biz de Web Summit'e katıldık Clubby Games olarak. Lisbon'daydık. Evet, standımız vardı. Orada Clubby Games ile ilgili çok güzel etkileşimlerde bulunduk. Evet. O Web Summit'in açılış konuşmacılarından birisi de Binance'in CEO'su CZ'ydi. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir konuşma yaptı. Biz de orada dinledik. Bunun 10 dakikası Web3, Web Summit, Web dünyası ama 15 dakikası Elon Musk'la ilgiliydi. Şimdi Elon Musk'a bir yatırım yapmış. 500 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuş Twitter'a ve bundan dolayı 15 dakika boyunca Elon Musk'ın Web3 için ne kadar önemli bir potansiyel olduğundan bahsetti. Önemli bir değer olduğundan bahsetti ve Lisbon'dan ayrıldıktan sonra da arkadaş ilk iş olarak FTX ile ilgili bir tweet attı. Artık FTX'in token'ı olan FTT token'ları kendi bünyesinde bulundurmayacağını ve onlara olan güveninin olmadığını söyledi. Hilal 5 gün sürdü ya. 5 gün sonra FTX iflasını açıkladı. Aynı zamanda onların partneri olan Alameda Research var, yatırım fonu. Onlar da iflasını açıkladı. Ve Sam Bankman-Fried 16 milyar dolarlık bir servete sahipti. Dün Bahamalar'da yakalanmış sanırım. Ya, tüm insanların parasını harcadığı için. Yani merkeziyetsizlikten bahsediyoruz. Web3 dünyası, her şey bizim elimizde olacağından bahsediyoruz. Ama insanlar tabii ki de bu Web3 dünyasındaki monetizasyonları projelerin kendi tokenları üzerinden yaparken bu tokenlar maalesef manipülasyondan çok etkileniyor. Yani CZ'nin atmış olduğu tek bir tweetle 23 bin dolarların çevresindeki Bitcoin 15 bin dolara düştü. Pek çok farklı proje batmak üzere oldu. FTX ve Alameda Research'un en önemli projesi Solana merkeziyetsiz bir yapı, o da 3'te 1 fiyatına indi. Çok sıkıntılı bir süreç ve bu süreçte şöyle bir yine siyaset var bence. Benim gördüğüm kadarıyla Binance Twitter'a 500 milyon dolar vererek yatırım yaptı. Ama bundan öncesinde aslında FTX 8 ile 15 milyar dolar arasında bir yatırım yapmak istediğini söyledi Twitter'a. Ve Twitter kabul etmedi. Elon Musk kabul etmedi FTX'in o yatırımlarını ama Binance'in 500 milyon dolarını kabul etti. Ve sonrasında da Binance zaten FTX'i alaşağı etmiş bir durumda. Yani burada o kadar bir karmaşık birbirleriyle olan bir ilişki var ki. Ve bu ilişki maalesef hem Web3'ün en önemli aktörlerine hem Web2'nin en önemli aktörlerinin arasında geçen bir kavga. Ve dikkat ediyor musun? Bahsettiğimiz şeyler hep birer insan isminden bahsediyorum. Binance de merkezi, FTX de merkezi, Web3'ün etrafını kaplamış iki tane merkezi borsanın yaşamış olduğu kavgadan tüm Web3 dünyası maalesef olumsuz etkileniyor. Şu anda hiçbirimiz Metaverse'lerden bahsetmiyoruz. Aslında geleceğimizin gideceği yer orası. Metaverse'ler, o dijital yaşam, belki Web4 diyeceğimiz şey, o Metaverse'lerin içerisinde olacak. Ve biz dijital yaşamlarımızı orada sürdürmeye devam edeceğiz ama maalesef bunu yaşamamıza bizim engel olan böyle hareketlerde bulunuyor, manipülasyon oluyor. FTX'in sahibi evet çok yanlış, tüm kullanıcılarını mağdur etti, onların parasını kullanarak başka yatırımlar yapmışlar ve karşılığını veremedikleri için de iflaslarını açıkladılar. Böyle insanların bu piyasadan silinmesi kesinlikle itirazım yok. Olmalı ama bu şekilde olmamalı. Birkaç kişinin inisiyatifiyle olmamalı diye düşünüyorum. Ve burada merkeziyetsizliğin tekrar önemine şöyle de vurgu yapmak istiyorum. Solana FTX'in aslında bir projesi, Alameda Research'un bir projesi ve merkeziyetsiz bir sistem olduğu için hem Alameda Research hem FTX iflasını açıklamasına rağmen Solana hala devam ediyor. Çünkü kendine ait bir komünitesi var ve kendine ait merkeziyetsiz bir sistem var. Bu merkeziyetsiz sistemden dolayı şu anda yoluna devam ediyor, tekrardan yükselişe geçecektir diye de düşünüyorum. Öngörüde aldık senden, evet. İyi oldu. Ve bir tweet gerçekten nelere mal oluyor değil mi? Yani 2010'da bir tane film vardı. Mark Zuckerberg'in, evet, Facebook hikayesini anlatan The Social Network diye. Yanlış hatırlamıyorsam Sosyal Ağ diye de Türkiye'ye çevrilmişti. Ben onu sinemada izlemiştim o dönemde. O filmde geçen çok çarpıcı, unutamadığım bir replik var. O da şu ki,
internete yazdığınız bir şey mürekkep gibidir. Yani onu kurşun kalem Kesinlikle gibi silemezsiniz. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. İslam'da Bunun bunun örneklerini örneklerini görüyoruz görüyoruz. Ve aslında. benim açıkçası en çok endişelendiğim konu şu. Yani bu kadar insanlardan bahsediyorum. Web 2, Web 3 dünyası birbirine karışmış ve iki tarafında bence kafası çok karışıkken gördüğüm gibi bir haftadır ChatGPT ile yapmış olduğum muhabbet, sohbet ve arkadaşlık, yani yapay zeka aslında hani şey olacak, kontrol edilmesi gereken bir sisteme doğru gidiyoruz biz. Çünkü yani son 4 yıldır bilgiler yüklenmeye başlanmış olan bir sistem şu an dünyadaki herkesten, hepimizden daha çok şey biliyor. Ve bunu nasıl yöneteceğimizle ilgili aslında toplumsal olarak hazır değiliz. Bu arada ChatGPT'nin de hikayesinde Toplum değil. dünyadan bahsediyorum Baktığımız zaman tabii. sırf bizim Tabii ki, tabii ki toplumumuz da değil. dünyadan Diğer bahsediyorum. Bu toplumları arada düşününce bu daha Zafer Başkanım'a da tekrar tekrar bu son bir haftadır hayran oldum. Çünkü çok önemli bir zamanda kurmuş Aypa'yı. Şu anda bir sürü yapay zeka ile ilgili çalışan değerli insanı bir araya toplamış burada. Ve zaman geçmeden bizim bunlar üzerine politikalar üretmemiz gerçekten çok kritik. Çünkü çok yakın bir gelecekte aslında o filmlerde izlediğimiz geleceği önümüzde göreceğiz. Ve biz geçmişte hem ütopik hem distopik filmler izledik. Yani bu önümüzdeki geleceğin ütopik ya da distopik olması tamamen bizim elimizde. Bunun için hazır mıyız? Şu anda bence toplum olarak hazır değiliz. Toplum derken dünya toplumundan bahsediyorum. Nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bu sisteme hazırlanacağız? Bunlar çok önemli gerçekten. Buna iyi çalışmamız lazım. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. ChatGPT'yi üreten şirket OpenAI şirketi 2015'te Aralık ayında kurulmuş. 2016 sayılır. Kurucularından birisi tabii ki Elon Musk. Evet, her yerde gerçekten o tarafta da ve Elon Musk'ın hep yapay Yaşadık. zeka ile ilgili çok büyük endişeleri var. Bizim insanlığı ele geçireceğine dair pek çok farklı konferansta konuşması var. Yapay zekayı doğru bir şekilde kullanmalıyız diye. Ve bu yönde de en azından şu an dünyanın en gelişmiş yapay zeka sohbet robotunu üreten bir ekibin kurucusu. 2019 yılında istifa etmiş ama şu anda hala donör olarak duruyor içeride. Bununla ilgili en azından adamın bir çalışmaları var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bilmiyoruz, yönetmek istiyor ama bizim de bununla ilgili artık çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle bu da güzel bir katkı oldu. Yavaş yavaş böyle yayınımızın sonuna geliyoruz. Aslında çok keyifli gidiyor. Bitmesini istiyorum eminim ben seyircilerimiz de Evet. ama biraz da Clubby Games'ten bahsedelim. Siz çok büyük başarılar Teşekkür ederiz. yapıp Evet. elde ediyorsunuz onu biliyoruz. Portekiz'e gittiniz Aynen ama öyle. Çok iyi. biraz da dinleyenlerimiz için Aslında bu açıklarsan, Elon bilgi Musk'la verirsen. Twitter'la Apple arasındaki kavga bize çok yaradı. Çünkü bizim bir yıl boyu, bir yıldır söylemiş olduğumuz bir şey var. Apple'ın bu özellikle oyun uygulamalarının içerisindeki in-app purchase, oyun içi satın alımlarda %30'luk bir komisyonu var. Ve bu çok büyük bir komisyon. Çünkü geçtiğimiz yıl 2021 yılında oyun içi satın alımlarından oyun uygulamaları 75 milyar dolarlık bir gelir elde etti. 75 milyar dolar çok büyük bir para ve bunun %30'u storlara gidiyor. Hem Apple Store'a gidiyor hem Google Play'e gidiyor. Storlar iki farklı store olduğu için Çin'i ayrı tutarsak çok büyük bir monopolizasyon var burada ve bundan dolayı da yaklaşık 25-30 milyar dolarlık yıllık bir bütçeleri tamamen oyun içi satın alımlardan geliyor. Biz de Clubby Games'te aslında bu oyun içi satın alımlara odaklandık. Çünkü biz bunu %10 yaparak da döndürebiliyoruz tüm finansal hesaplamalarımızı yaptığımız zaman. Oluyor, kurtuluyoruz. Epic Games keza %12 yapıyor zaten. Epic Games'in de aynı şekilde Apple'a davası var. %10 yaparak da biz bunu yapabiliriz. Ve biz böyle yaptığımız takdirde oyun stüdyolarına daha fazla kazanç sağlıyoruz. Ve oyuncuları da kazanç ekonomisinin içine dahil ediyoruz. Aslında daha demokratik bir gelir dağılımı yapmış oluyoruz ve onları birlikte birbirleriyle buluşturuyoruz. Bununla ilgili bu kavganın şöyle bir özelliği oldu. Apple Store eğer Twitter'ı Store'dan atarsa WebApp uygulamasından devam edersiniz dedi Elon Musk. Biz zaten projemizi Store'larda yayınlamayacağız. Bizim projemiz Progressive Web App dediğimiz bir browser uygulaması. Telefonunuzda aynı bir uygulama gibi çalışabiliyor.
Yani çevrim dışı da olsanız, online olmasanız da bu platformu kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir web uygulaması olarak geliştiriyoruz biz bunu. Oradaki popülerlik çok arttı. Onun için bizim işimize gelen bir olay. Onların kavgası. Bizim uygulamamız da şu anda çok güzel gidiyor. Hem oyun stüdyolarıyla çalışıyoruz, hem geliştirmelerimiz şu an son noktasına geldi. Teknolojiyi artık oluşturduk. MVP'miz çıktı. Şimdi alfa versiyonla piyasaya çıkmaya hazırlanıyoruz. Onun yoğunluğu var. Biraz belki bugün de son günlerde hastalığım da var. Enerjim düşükse kusura bakmayın. Başarılarınızı hem şirket olarak hem senin Teşekkür ederim. şahsi olarak zaten büyük bir gururla Alp ailesi olarak izliyoruz. Berkaycığım, senin eklemek Yok, istediğin çok teşekkür herhangi bir şey ediyorum var mı benim herkese dinledikleri sorularımın için. haricinde? Web3 tarafındaki güvenin kimsenin kaybolmaması lazım. Çünkü Web3 şu an bizim maalesef medyada izlediğimiz şey değil. Ve bütün güvenmemiz gereken teknolojisine bizim inanmamız lazım. Diyeceklerim bunlar. Ve bir şey inancımızı kaybetmiyoruz. Peki, bunu da öğrendiğimiz çok iyi oldu. Böyle umut verici bir şekilde bitiriyoruz yayınımızı. Berkay çok teşekkür ederim. Öncelikle bu 43. Tomorrow Meetings'i çok güzel gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ağzına sağlık. Bütün dinleyicilerimize, üyelerimize de teşekkür ediyorum. Yayınımız Aypa Instagram hesabında birazdan Ben de çok paylaşılacak. teşekkür ederim. Hepinize Hoşçakalın. iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.